Ukrayna'daki savaşta önemli gelişmeler yaşandı. Ukrayna Kırım'daki Rus çıkarma gemisini vurdu. Rusya ise Donetsk bölgesindeki Marinka kasabasında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Rus donanması gafil avlandı. Ukrayna Kırım'daki Kefe limanında demirli Rus savaş gemisine saldırdı. Novoçerkas çıkarma gemisi uçaklardan fırlatılan güdümlü füzelerle vuruldu. Ukrayna'ya göre gemi Rusya'ya ait İran yapımı insansız hava araçlarını taşımak için kullanılıyordu. Saldırıyı doğrulayan Rusya olayda bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığını açıkladı. Ukrayna çıkarma gemisinin tamamen yok edildiğini öne sürerken Rusya sadece hasar gördüğünü belirtti. Ancak hasarın boyutu hakkında detay vermedi. Ukrayna, Nisan 2022'de de Rusya'ya ait Moskva kruvazörünü batırmıştı. Rus Karadeniz filosunun amiral gemisi olan Moskva'nın imha edilmesi, Rusya'nın savaşta aldığı en ağır darbelerden biriydi. İlhak altındaki Kırım'a yönelik saldırı sonrası Kiev ve çevresinde hava saldırısı alarmı verildi. Gece liman kenti Odessa'da patlamalar oldu. Gözler Doğu cephesinde. Rusya, Donetsk bölgesindeki Marinka kasabasında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, gelişmeyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor etti. Shoigu, Marinka'nın ele geçirilmesi sayesinde işgal altındaki Donetsk'in daha etkili savunulacağını söyledi. Ukrayna ordusuysa Shoigu'yu yalanladı. Askerlerimiz hala Marinka'nın içinde açıklaması yapıldı. Ukrayna'daki savaş 22 aydır devam ediyor. 1000 kilometrelik cephe hattı son dönemde büyük ölçüde aynı kaldı. Rusya'nın sahadaki son büyük başarısı Bahmut'un Mayıs ayında ele geçirilmesiydi. Haziran ayında karşı taarruz başlatan Ukrayna güçleri ise başarısız oldu. Rus güçleri şu anda Avdiivka kasabasını ele geçirmek için karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Ukrayna ordusuysa ABD ve AB'nin yardımlarının kesilmesi nedeniyle cephede mühimmat sıkıntısı yaşıyor.